Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle periyodik cetvelde değişen özelliklerden elektron ilgisi, elektronegatiflik, oksitlerin asidik ve bazik özelliği üzerine ilgili konularla ilgili ne yapacağız? Konuyu anlatacağız. Bakalım neler var, neler öğreneceğiz bugün dersimizde diyoruz ve başlıyoruz. İlk önce elektron ilgisiyle başlayalım. Elektron ilgisi ne demektir? Önce onun tanımı önemlidir. Diyor ki, gaz halindeki bir atomun bir elektron alma sırasındaki enerji değişimine elektron ilgisi denir. Elektron ilgisi iyonlaşma enerjisiyle mantık olarak terstir arkadaşlar. Neden? Çünkü hemen şu yan tarafa da iyonlaşma enerjisinin gösterim şeklini yazalım. X gaz, gaz halindeki bir atomdan enerji veriyoruz. Q, X artı 1 gaz artı 1 elektron. Bu birinci iyonlaşma enerjisinin yazım şekli. Hemen ve olay endotermik, onu da vurgulayalım. Enerji veriyoruz sonuçta. Enerji vererek elektron kopartıyoruz. Endotermik. Peki burada nasıl yazacağız? Bakın burada da yazmış. Ben de burayı altı tekrar edeyim. X gaz. Yine gaz olacak. Bu sefer elektron alacak. Elektron aldıktan sonra anyonuna dönüşecek. Ve bu sırada genellikle enerji açığa çıkacak. Şöyle Q diyelim. Bu enerji. Aynı şekilde buna Q1 diyelim, buna Q2 diyelim. Bu da enerjimiz biliyorsunuz. Arkadaşlar bunlar birbirine eşit değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani Q1 eşit değildir Q2. Bu olaylar ters olaylardır ama enerji değer olarak eşit olan olaylar değildir. Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasında açığa çıkan enerjiye elektron ilgisi deniyor. Açığa çıkan enerji tabii ki genellemedir. Bunu da vurgu yapalım. Çünkü bazen elektron aldığı zaman enerji açığa çıkmayabiliyor elementlerin. Genellikle açığa çıkar desek daha doğru olur. Zaten burada da o vurguyu yapmış. Demiş ki elektron ilgisi genellikle egzotermik ısı veren bir olaydır demiş. Elektron aldığı zaman enerji açığa çıkmış. Bu açığa çıkan enerji elektron ilgisi denir diyoruz. Elektron ilgisinin büyüklüğü neyle alakalıdır? Açığa çıkan enerjinin ölçüsüyle alakalıdır. Elektron ilgisinin negatif değeri ne kadar büyükse atomda elektron almayı o kadar istek demektir. Mesela burada klorun bir elektron aldığı zaman, gaz halindeki klorun bir elektron aldığı zaman açığa çıkan enerji 349 kilojülken, flor elementinin bir elektron aldığı zaman açığa çıkan enerji 328 kilojüldür arkadaşlar. Yani buradan şu yorumu yapabiliriz. Demek ki klorun elektron ilgisi flordan daha yüksektir diyebiliriz. Açığa çıkan enerji ne kadar büyükse elektron ilgisi o kadar yüksektir. Evet, burada da yorumlamış bunu. Tabii ki bu periyodik cetvelde nasıl değişir birazdan göreceğiz. Periyodik cetvele göre yorumlayacağız sonuçta. Bizim buradaki klorla flor durumunu inceledik ama bunu genele yayalım şimdi. Bazı elementlerin, evet söyledik, elektron ilgisi endotermik, yani ısalan bir olaydır. Yani her zaman elektron aldığı zaman elementimiz enerji açığa çıkmayabilir. Açığa çıkan enerji iyi, hani eksi olması açığa enerji çıktığını gösterir. Artı olması bizim enerji verdiğimizi gösterir arkadaşlar. O yüzden böyle bir yorum yapabiliriz. İşte azot gazı bir elektron aldığı zaman bizden enerji istiyor, endotermik. Berilyum yine aynı şekilde elektron aldığı zaman yine enerji bizden istemiş, endotermik olduğunu görüyoruz. Bunu şöyle yorumlayabiliriz arkadaşlar. Genelleme, işte azotta bir sıkıntı var, bunu bilelim mesela. Berilyum da var, magnezyum da. Ya 2A grubu elementlerinde de bir sıkıntı var. 2A grubu elementleri nedir? Elektron ilgileri pozitiftir diyebiliriz. Endotermiktir diyebiliriz. Bunu bir genelleme haline oturtabiliriz. Zaten 8A grubu soy gazlar elektron almak istemiyor, kararlıdır. O yüzden aynı şekilde biz elektronu vermek için zorlanabiliriz. O yüzden o da endotermiktir diyebiliriz. Hatta elektron ilgileri yok denecek kadar azdır diye bir cümlede söyleyebiliriz. Bakın soy gazlar elektron alışverişi yapmadıklarından elektron ilgileri yok denecek kadar. Yani biz elektronu zorla veririz. Yani endotermik demek kendisi elektronu istemiyor. Biz dışarıdan enerji vererek ancak elektronu verebiliriz anlamına gelebilir endotermik. Öyle düşünebilirsiniz. Metaller elektron verme yatkınlığına sahip olduğu için elektron ilgili düşüktür. Hani vardır enerji açığa çıkartırlar işte 2A grubu dışında. 1A'da ya da işte ne bileyim 3A'da falan bu şekilde elektronu verdirebiliriz. Ancak verdiği zaman da açığa çıktığı enerji bir ametal kadar yüksek değildir. Onu söylemeye çalışıyor. Ametaller elektron almaya yatkın elementlerdir ve o yüzden elektron ilgileri vardır ve bu değerler
yüksek değerlerdir. Yani bir metalle bir ametali kıyasladığınız zaman metallerin elektron ilgileri düşüktür, ametallerin elektron ilgileri yüksektir diyebiliriz. Böyle bir metal ve metal arasında geçiş yapabiliriz. Peki nasıl değişir sorusunun cevabı burada arkadaşlar. Periyodik sistemde elektron ilgisi bir periyotta sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar. Bir grupta yukarı doğru çıkıyorsa elektron ilgisi artar. Evet, o zaman şöyle oklarla da göstereyim. Sağa yukarı doğru elektron ilgisi genellikle ne yapacak? Artacak. Şimdi tabii ki şurayı temsili de periyodik cetvel olarak gösterelim. Şurada soğuk gazlarımız var. Elektron ilgisi yok kabul ediyoruz. Tabii ki hani istisna durumlar olabilir mi? Olabilir içerisinde. Çünkü periyodik cetvelde bulunan 8A grubundan özellikle kriptonu ve ksenonu şurada hani şurası kripton olsun, şurası da ksenon olsun. Bunun bazı bileşikleri var arkadaşlar. Bileşik yapabiliyorlar. Bağ yapabiliyorlar. O yüzden dolayı bağ yapabildiğine göre elektron ilgisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Böyle bir genellemeyi hani yapabiliriz ama genel anlamda işte helyumun, neonun, argonun bağ bileşik yapmadığından dolayı elektron ilgileri yoktur diyebiliriz. Ya da hani en azından elektron aldığı zaman enerji açığa çıkarmaz diyebiliriz. Bizim elektron vermemiz çok daha zorlanacağımızdan dolayı biz enerji verip endotermikte diyebiliriz. Şimdi peki en yüksek nerededir sorusunu arayalım. Sağa yukarı doğru artıyorsa 7A grubu var en yukarıda. Tabii ki hani şöyle periyodik cetvel böyle bir şekilde değil biliyoruz ama hani sadece mantığını öğretmek açısından yapıyorum. Burada arkadaşlar flor var. Burada da klor, işte brom, iyot şeklinde aşağı doğru gidiyor. Şimdi mantık olarak sağa yukarıda olunca ne olması lazım? Flor olması gerekirken arkadaşlar biraz önce sayısal değerlerden de belki hatırlarsınız. Klorun bir elektron aldığı zaman açığa çıkan enerji 349 kilojülken flor bir elektron aldığı zaman açığa çıkan enerji 328. Yani klorda daha fazla. Normalde beklenen diyelim flor büyük klor olması gerekir. Gerçekte olan deneysel sonuç klor büyük flor. Yani bizim için de tabii ki gerçekte olan önemli. Neden böyle bir şey oluyor diye düşünebilirsin. Yani şimdi elektron aldığı zaman çabuk etkileşime girmesi lazım. Yani bizim olayımız şu değil mi? X gaz bir elektron aldı. X eksi bir gaz artı enerji. Şimdi elektron ne kadar hızlı bir şekilde etkileşime giriyorsa o kadar elektron ilgisi yüksektir. Şimdi çap küçülmesi tabii ki burada bir avantajdır. O yüzden sağa yukarı doğru zaten artıyor. Çap küçüldüğü ölçüde elektronu aldığı zaman atomumuz hızlı bir şekilde etkileşime girip orada anyonuna dönüştürüyor. Çapın küçülmesinin yönünde elektron ilgisi artıyor. Ancak florun çapının küçüklüğü ve bizim verdiğimiz elektronun florun kendi elektronlarıyla itme kuvvetleri oluştuğundan dolayı yine yüksek ama beklenenden biraz düşük çıkıyor arkadaşlar. Yani buradaki neden, en önemli neden florun çapının çok küçük olması. Florun çapı çok küçük olunca bizim verdiğimiz elektronlarla elektron veriyoruz ya biz elektron ilgisinde. Bizim verdiğimiz elektronlarla florun mevcut kendi elektronlar arasında itme kuvvetleri oluşuyor. Ve bundan dolayı elektronu biraz daha zor kabul ediyor beklenene göre. Bu yüzden böyle bir istisnai durum oluşuyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Elektron ilgisi periyodik cetvelde en yüksek olan element klor elementidir diyoruz arkadaşlar. Elektron ilgisi en yüksek olan. Bakın burada da işte 1A grubunda yine tamam egzotermik ama 2A grubunun beryumun sıfırdan yüksek olduğunu söylemiş. İşte azot var burada istisna gördüğünüz gibi. Ve soy gazların yine sıfırdan yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elektron ilgilerinin endotermik olduğunu söyleyebiliriz. Evet, periyodik cetvelde o zaman artış yönü bir periyotta sağa bir grupta yukarı doğru çıkıldığı genellikle elektron ilgisi artıyor. Klorla flor arasındaki istisnayı arkadaşlar unutmuyoruz. Önemli bir istisnadır. Dikkat etmemiz gerekiyor. 7A grubunda bulunan florun elektron ilgisi daha büyük olması beklenirken elektron ilgisi en büyük olan klordur. Bunun nedeni flor atomunun son orbitaldeki elektronlar arası itme kuvvetinin klor atomunun son orbitaldeki elektron arası itme kuvvetinden fazla olmasıdır demiş. Evet, benzer bir yorum biz de yaptık. Sıkıntı yok. Nedenini de bu şekilde söylemiş. Evet, burada da elektron ilgisini göstermiş arkadaşlar. Klor atomuna bir elektron alıyor gördüğünüz gibi. Klor anyonuna dönüşüyor. Eksi bir yüklü iyonuna dönüşüyor ve bu sırada 349 kilojül enerji açığa çıkıyor diyebiliriz. Bunun gösterim şeklinden bunlar geliyor.
periyot cetvellik artış yönü bir periyotta sağ, bir grupta yukarı doğru elektron ilgisi genellikle artar. Bunu göstermiş. Soy gazların ve alt katmanı kararlı yapıya sahip olan, ki 2A'nın kararlı olmasının nedeni biz küresel simetriye bağlamıştık zaten. 2A grubu elementlerin elektron ilgileri endotermik, yani ısı alandır diyerek de istisna durumları bizle paylaşmış burada. Peki elektron ilgisini bu şekilde arkadaşlar gördük. Gelelim şimdi elektronegatiflik konusuna. Elektronegatiflikte elektron ilgisi biraz karıştırılır. Aynı şeymiş gibi algılanır. Aslında yani yönelimleri aynı ama tanım farklılığı var. Burada dikkat etmemiz gereken, elektron ilgisi bir enerjidir. Elektronegatiflik bir enerji değildir arkadaşlar. Bu öyle giriş yapmış olalım. Nedir peki elektronegatiflik? İki atom arasında elektron ortaklaşmasıyla bağ oluştuğunda atomlar bu bağa bir çekim uygularlar. Yani bağ dediğim şey, iki tane elektron mesela X ile Y arasında bir bağ oluşsun. Bağın her iki ucu elektron demektir. Her bir atomun bu bağ uyguladığı çekime elektronegatiflik ya da elektronegativite denir. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi olarak tanımlanır. Arkadaşlar bu tanım önemli aslında. En önemlisi burası. Bir atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi. Şimdi ne demek istiyor? Yani burada diyor iki elektron çekiliyor ama bu elektronlar eşit ölçüde çekilmez. Birisi farklı atomsa bunlar, farklı atomsa birisi bu elektronları biraz daha çok sever, daha çok ister ve o elektronları kendisine daha çok çeker. Şimdi atıyorum bizim burada Y atomumuz bu özelliğe daha çok sahip olsun. Yani elektronu daha çok seviyor olsa, şimdi tam şurası şöyle orta nokta olsa, bu elektronların çekim kuvvetlerini kıyasladığımız zaman Y daha çok sevdiği için bu elektronu kendisine daha çok çeker. Ve doğal olarak burası elektronlar yaklaştığı için atoma ne olacaktır? O yüzden elektron eksi yüklü bir tanecik, burası kısmi eksi olacaktır. X'in olduğu tarafta kısmi artı olacak. Yani bir yüklenme meydana gelecektir. Kutuplanma dediğimiz olay. İşte polar kovalent bağ bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Farklı iki element atomunun, ametal atomunun elektron çekme güçlerinin farklılığından dolayı kim daha çok elektron çekiyorsa orası kısmi eksi, diğer taraf kısmi artı olarak yükleniyor. Ve biz buna bağ elektronuna sahip çıkmayalım. Bakın soru çözerken falan şöyle karşılaşabilirsiniz. Elektron negatifliği şunun büyüktür demez de şöyle bir cümle kurar. Der ki Y atomunun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi X'ten fazladır. Aslında bakın neyi anlatmaya çalışıyor burada? Y atomunun elektronegatifliğinin daha büyük olduğunu anlatmaya çalışıyor. Buraya dikkat edin. Her zaman direkt elektronegatifliği demeyebilir. Onun tanımını da sorabilir. Burada olduğu gibi yani der ki bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi şu atomun daha büyüktür diye dikkat edeceksiniz. Bu bize hemen bunun elektronegatiflik olduğunu anlatmaya çalışıyordur. Bunun artış yönüne geleceğiz zaten. İlerleyelim. Evet, burada mesela bağ elektron, hidrojenle flor arasındaki bağ elektronları iki elektronumuz. Flor daha çok çekiyor elektronu. O yüzden florun olduğu taraf kısmi eksi oluyor arkadaşlar. Hani söyleyelim bunu şimdiden. Hidrojenin olduğu kısmi artı oluyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki, devam. Elektronegatifliğin tersi elektropozitifliktir. 1932'de Lanis Pauling, flor atomunun elektronegatif değerini 4 alıp diğer element atomların elektronegatiflik değerlerini hesaplamıştır. Elektronegatifliğin bir birimi yoktur demiş. Şimdi bir kıyaslamadır. Aslında nereden geliyor ben size söyleyeyim. Elektronegatiflik için Pauling her bir atomun iyonlaşma enerjisiyle elektron ilgisinin toplayıp bunların mutlak değerini alıp ikiye bölmüş ve kendi geliştirdiği bir K sabitiyle çarpmış ve çıkan sonuçları not almış ve buna göre en yüksek değer florda çıkmış ve 4 üzerinden bunu alıp ona göre diğer elementleri kıyaslama yapmış arkadaşlar. O yüzden periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan element flor elementi diyoruz. Yani şöyle yine temsili periyodik cetvelimiz olsun. Burada 8A grubu olsun ki 8A grubun yine bağ bileşik yapmadığını varsayacağız. İstisnaların olduğunu elektronikisinde söylemiştim. Ksenon ve kriptonun bileşikleri var. Bileşikleri varsa elektronegatif değeri vardır arkadaşlar. Ama biz istisna diye düşüneceğiz. 8A genelde bağ bileşik yapmaz. O yüzden en yüksek elektronegatifliği yine 7A sahiptir. Bir periyotta sağa doğru, bir grupta yukarı doğru çıkınca elektronegatiflik ne yapacak? Artacak diyeceğiz. Peki bu mantıkla işte flor en üstte 7A grubunda, klor altta, kim daha yüksektir? Flor yüksektir arkadaşlar. Periyodik cetvelin en elektronegatif atomudur. Hatta buradan şöyle bir yorum yapalım mı? Şimdi flor
bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır. Başka bir değerliği yoktur arkadaşlar. Bunu yükseltgen ve basamanda tekrar vurgu yapacağız. Florun eksi değerli kalması, hiçbir elementle bakın birleşirken başka bir değerli kalmaz. Daima eksi alır. Hiçbir zaman artı değerli yoktur florun. Mesela klorun öyle değildir. Klorun artı değerlikleri vardır. Ancak florun sadece eksi değerli vardır. Bunun nedeni elektronegatifliğinin periyodik cetvelde en yüksek element olmasıdır. Yani florla kim birleşirse flor daha çok bağ elektronlarını çekeceği için flor eksi yüklü olur. Diğer atom artı yüklü olur. Ana mantık budur yani. Karşısında hangi atom koyarsanız koyun bağ yaptığı, o zaman florun yükünün daima eksi olması onun elektronegatifin en fazla olmasıyla alakalandırabiliriz. Elektronegatiflik atom yarı çapına bağlıdır. Yarı çapı küçük olan atomun çekim kuvveti diğerine göre daha büyük olacağından elektronegatifle büyür. Yani sonuçta bu artış yönü sağa yukarı doğru çapın azalma yönüdür aynı zamanda. Çap küçüldükçe elektronları bağ elektronu daha güçlü çeker ve o yüzden elektronegatiflik artar diyebiliriz, bunu söylemişim. Evet, periyodik sistemde elektronegatif nasıl değişir? Söyledik biz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidince atom yarıçapı küçüldüğünden elektronegatiflik artar. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru gidince atom yarıçapı yönünden elektronegatif azalır, ama tam tersini biz yorum yapalım. Yukarı çıkıldıkça elektronegatiflik ne diyoruz? Artar diyoruz. Bir periyotta sağa, bir grupta yukarı, periyodik cetvelde en yüksek olan element de flor olduğunun vurgusunu tekrar yapalım arkadaşlar. Evet, bakın elementlerin elektronegatiflik değerlerini vermişler. Hani burada bazı elementlerin, ya soy gazları kapatmışlar ama soy gazlarını arkadaşlar özellikle ksenonun yanlış hatırlamıyorsam bir değerliği var, hatta ciddi bir değerliği var. Yani yaklaşık nerede kısa karbon civarında 2.5-2.6 civarında olduğunu hatırlıyorum. Yani dediğim gibi, yani biz bunu ekstra bilgi olarak söyleyelim ama soy gazlar bağ birleşik yapmaz genellemesinden dolayı bu şekilde söylüyorlar. Periyodik cetvelde en yüksek değerin ne olduğunu görüyoruz. Flor olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sorulara geçeceğiz ama şöyle yan tarafta şöyle kısa kısa bilgilerimiz vardı. İlk girişte vardı onların. Hemen geçtim. İşte sağa yukarı doğru arttığını gösteren bir kısa bilgi var. Soy gazların bağ yapma eğilimli olmadığı için elektronegatiflik değerinden bahsedilemez demiş. Genelleme yapmış. Elektronegatifliği en yüksek olan element 7A grubun en üstünde olan flor elementidir. Elektronegatifliği en düşük element ise 1A grubun en altındaki fransiyum elementidir diyor. Arkadaşlar aslında buradan şunlara da bağlantı kurabiliriz. 9. sınıf konularında geçiyor. Yani iyonik bağ, kovalent bağ yaparken hani metalle ametal arasında iyonik bağ, ametal ametal arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ oluşur diyoruz ya, ve burada işte mesela iyonik bağın içerisinde şu söylem vardır. İyonik karakter diye bir söylem vardır. Bu da arkadaşlar elektronegatiflik farkına bağlıdır. Bundan da hemen kısaca bahsedeyim. Bir bağın iyonik karakteri nasıl değişir? İyonik karakterden bahsedelim. Şimdi periyodik cetvelde iyonik karakterin değişimi, yani bağ iyonik karakteri nasıl değişir? Şurayı yine kapattık soy gazları. Şimdi iyonik karakter neye bağlı? Önce elektronegatiflik farkına bağlı arkadaşlar. Negatiflik farkı. Elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar. İyonik karakter artar. Şimdi baktığımız zaman en yüksek burada flor. En düşük 1A grubunun altında fransiyum. O yüzden bunların arasında kurulacak olan iyonik bağ elektronegatiflik farkı en fazla oluyor. O yüzden bu şekilde periyodik cetvelde çapraz fark olarak düşünebilirsiniz. İyonik karakter artar. Bu bir. Yani elektronegatiflik burada işimize yarıyor mesela. Bakın iyonik karakteri yorumlarken elektronegatifliğe bakıyoruz. Başka mesela şöyle bir tabloda yapabiliriz. Yanlış değildir. Elektronegatiflik farkı, yani büyük olandan küçüğü çıkaracağız. Eğer 0 ile 0,3 arasına denk geliyorsa, genelleme yapıyoruz şu anda, bu bağın apolar kovalent bağ olduğunu söylüyorlar. Yani genelleme şu anda mevcut durumlara bakmışlar. Bu şekilde tablolar çıkarıyorlar arkadaşlar. 0 ile 0,3 arasında. 0 nasıl olabilir? Aynı iki element oluyor. Hidrojen-hidrojen arasındaki bağın elektronegatif farkı 0'dır. Çünkü aynı element atomuna aittir. İşte diyorlar ki 0,4'ten 1,6'ya kadar gidiyorsa bu aradaki fark polar kovalent bağdır.
Eğer 1.7 ve üzerinde ise o zaman da bu bağ iyonik bağdır gibi bir ne yapılır? Genelleme yapılır. Bunu da söyleyeyim. Yani elektronegatif farkı bağın polar kovalent, apolar kovalent ve iyonik bağ olup olmadığı hakkında yorumda yaptırıyor. Böyle bir durumda var. Yani elektronegatiflik farkı bizim için aslında önemli bir nedir? Farktır. Bunu da söylemekte yarar var. Bağ yapan iki atom arasındaki elektronegatif değerleri arasındaki fark ne kadar fazlaysa bağın o kadar polar olur. Evet, elektronegatiflik farkı arttıkça, yine burada da onu söyleyelim. Elektronegatiflik farkı arttıkça, yorumlar yapıyorum, bağın polarlığı artar. İyonik karakter artar. Kovalent karakter azalır. Polarlanabilirlik artar. Bakın bu yorumları yapabiliyoruz. Elektronegatif fark arttıkça bağın polarlığı artar, iyonik karakter artar, kovalent karakter azalır, polarlanabilirlik artar diyoruz. Evet, yani ve tabii ki maksimum değer 4 florda ve bundan dolayı da hani hiçbir zaman iki atomun elektronegatiflik farkı 4 olamaz arkadaşlar. 4'ten küçük değerlerdir ama 0 olabilir. 0 olabilmesinden dolayı %100 kovalent bağ vardır. Kovalent karakter vardır daha doğrusu ama %100 iyonik karakter yoktur diye bir söylem de vardır. Bunun nedeni işte 4 olamadığından dolayı iki atom arasındaki elektronegatif farkı, ama iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı 0 olabilir. 0 olabildiği için de %100 kovalent karakter taşır bağ dediğimiz arkadaşlar. Evet, bunları gördük. O yüzden direkt sorularla başlayalım. Evet, ilk sorumuz gelsin. Yukarıdaki demiş atomlardan elektron ilgisi en büyük olan hangilerinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Mesela ilk verilen yöne karbon, silisyum, germen. Bunlar arkadaşlar 4A grubunda, aynı grupta bulunuyorlar. Aynı grupta, yani bir periyotta sağa, bir grupta yukarı doğru çıkıldıkça elektron ilgisi artacağı için doğal olarak en üstte karbon bulunacak. Bunların gruplarını bulup yapabiliriz. O zaman bu ifade doğrudur. Flor, klor, brom. Bunlar da aynı grupta bulunuyor. 7A grubu halojenlerimiz bunlar. En üstte flor bulunurken burada özel bir durum var. Dikkat edin, elektron ilgisinde özel bir durum vardı. Neydi o? Klor flordan büyüktü. Bu istisnayı sormuş arkadaşlar. O yüzden bu da doğru oldu. Klor. Bu 5A'dan, bu 6A'dan, bu da 7A'dan arkadaşlar. Ki zaten elimizde klor varsa periyodik çetenin en yüksek elektron ilgisine sahip olan element var bir kere. O yüzden diğerlerine bakmamıza gerek bile yok. Zaten sağa doğru artar genellemesinden de gidebilirdik ama zaten elimizde en yüksek element olan klor var. O yüzden cevabımız E şıkkı olarak söyleyebiliriz. İkinci soruya bakalım. Periyodik sistemde ikinci periyotta bulunan elementlerden X metal. Şimdi şurası şöyle bir yatay sıra olsun. Periyodumuz burası, ikinci periyodumuz. X metal, Y A metal, Z soya. Bir kez Z en sonda, 8A grubunda. X 1A'da, 2A'da olabilir, 3A'da olabilir. Yani metal, biz en sola yazalım X'i. Y'de ametal olduğuna göre daha sağda, arada bir yerde olacak. Bu metalmiş, bu ametalmiş. Diğeri de zaten soy gaz olduğunu söylemiş. Elektron ilgilerinin karşılaştırılması. Bir kere soy gazının elektron ilgisi yoktur mantığından dolayı. Ametallerin en yüksektir. O zaman Y büyüktür. Sonuçta soy gazla metali kıyasladığınız zaman metal atomunun soy gaza göre avantajı vardır. Ondan dolayı X büyüktür Z şeklinde sıralama yapabiliriz. Y, X, Z, yani C şık. Dediğimiz gibi, yani burada bir genellemeden bahsediyoruz. İstisna durumlar tabii ki olabilir ama bir soy gaza göre metal atomun elektron ilgisi. Çünkü bazı 2A grubunda falan sıkıntılar olsa da genellememiz nedir? Yani mesela ametallerde azotta var mesela bir sıkıntı. Şu anda genelleme yapıyoruz. Bu kesinlik sorusu olmadığından dolayı genellemelerden gidilir arkadaşlar çözümlerde. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Elektronegatiflik ile hangileri doğrudur demiş. Elektronegatiflik ile ilgili hangileri doğrudur? Bir molekülde aralığında bağ bulunan her bir atomun bağ elektronlarını çekebilmek hakkı. Evet, bu tanımı zaten. Elektronegatiflik değerlerin bir birimi yoktu. Evet, yani referans olarak flor alınmıştır, ona göre kıyaslanmıştır. Aynı periyotta sağa doğru, aynı grupta yukarı doğru artar. Evet, bir periyotta sağa doğru, bir grupta yukarı doğru çıkıldıkça elektronegatiflik değeri
artar, genellemesini yapıyoruz. O yüzden bir sıkıntı yoktur. Cevabımız da o yüzden E şıkkıdır diyoruz. Elektronegatifin artış yönü bir periyotta sağ, bir grupta yukarı doğru. Evet, şimdi şu soruya bakalım, biraz büyüteyim. Gaz halindeki nötr bir atomun dışarıdan bir elektron alarak eksi birlikte anyon oluşturma sırasında meydana gelen enerji değişimine elektronegatif denir. Evet, elektronegatifin tanımını vermiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Atomun elektron almaya yatkınlığının bir ölçüsüdür. Evet, yani ne kadar kolay elektron alıyorsa ve etkileşime giriyorsa bu elektron, elektronegatifi o kadar yüksektir diyebiliriz. Açığa çıkan enerji o kadar yüksektir diyebiliriz. Açığa çıkan enerji ne kadar fazla ise elektronegatifi o kadar büyüktür. Evet, aynen. Değeri en büyük olan grup 8A grubu. Hayır. Hatta elektron ilgisi yoktur kabul edilir. Elektron ilgisi en yüksek olan 7A grubudur. 7A grubunun içinde de kimdir? Klor elementidir. Elektron ilgisi en yüksek olan elementimiz periyodik cetvelde arkadaşlar. Cevap o yüzden C şıkkı olarak işaretledim. Geçtik. Aşağıdaki temel hal elektron dizimine sahip atomlardan hangisinin elektronegatif değeri en büyüktür demiş arkadaşlar. Bu bakıyoruz soy gaz 8A grubu. Bu ikinci periyot 1A grubu lityum. Bu ikinci periyot 3A grubu arkadaşlar bor. Bu ikinci periyot 7A grubu olan flor. Bu da arkadaşlar üçüncü periyot 6A grubu olan flor dedik. Bunların grubunu da yazalım, 7A grubu. Bu da üçüncü periyot 6A grubundan arkadaşlar kükürt elementi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman elektronegatif değeri zaten periyodik cetvelin en yüksek olan elementi kimdir? Flordur. Şıklarda da flor. D şıkkında gördüğünüz gibi cevabımız da o yüzden D olarak söyleyebiliriz. Periyodik sistemde demiş elektronegatiflik iyonlaşma enerjisi elektronegatifin en büyük olan elementler kim? Evet, bu durumda elektronegatifliği en büyük olan flor. İyonlaşma enerjisi en büyük olan kimdir? Helyumdur arkadaşlar. Çünkü hem çapı küçük hem de 8A'da. Elektron ilgisi en büyük olansa klordur. O yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Evet, bu durumları bilelim. Yani periyodik cetvelin elektronegatif en büyük olan elementi flor. İyonlaşma enerjisi en büyük olan elementi, birinci iyonlaşma enerjisi helyum. Elektron ilgisi en yüksek olan elementi ise klor elementi olduğunu vurgu yapalım arkadaşlar. Şimdi değişen özelliklerden sadece arkadaşlar kim kaldı? Asitik ve bazik özellik kaldı. Onlardan da bahsedip bu bölümü geçelim. Şimdi elementlerin direkt asitik ya da bazik özelliği olmaz arkadaşlar. Sodyum elementi asitik midir, bazik midir? Ya da ne bileyim karbon elementi asitik. Bu şekilde bir cümle doğru değil. Neyin asitik ya da bazik olur? Oksit halinin, yani oksijenli bileşiklerin ya da hidroksit bağlandığı zaman bu bileşin asitik ya da bazik özelliğinden bahsedebiliriz. Periyodik sistemdeki elementlerin asitik ve bazik değeri oksit ve hidroksit bileşikleri üzerinden incelenir. Şimdi ametallerin ve metallerin şeklini ayıracağız. Ametallerin oksit ve hidroksit bileşiği genelde asitik özellik gösterirken metallerin oksit ve hidroksit bileşikleri bazik. Ametal oksitleri genelde şöyle, ametal oksitleri diyelim. Kendi içinde ikiye ayrılır arkadaşlar. Asidik, oksit, bir de nötr oksit. Genelleme yapmış orada. İşte diğer kalan kısmı ise nötr oksit olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl ayıracağız peki biz bunu? Şöyle ayıracağız arkadaşlar. Oksijence zengin olanlar asidik, oksijence fakir olan nötr. Mesela karbon monoksit nötr oksitken karbon dioksit asidik oksittir. İşte azot monoksit nötr oksitken azot dioksit, diazot pentaoksit bir asidik oksittir. İşte diazot monoksit nötr oksittir gibi. İşte SO3 asidik oksittir. SO2 asidik oksittir değil mi? Oksijence zengin, yani oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa genelleme olarak bu bir asidik oksittir. Eğer oksijen sayısı eşitse ametale ya da daha azsa bu bir nötr oksittir diyoruz. Evet. Peki metal oksitleri nasıl yapacağız? Metal oksitlerini de arkadaşlar kendi içerisinde ikiye ayıracağız yine ana mantık olarak. Bir bazik oksitler var. Bazik oksit. Bir de amfoter oksitler var. Amfoter. Burada zenginlik, fakirlik durumu söz konusu değil arkadaşlar. Burada kullanılan metalin özelliği, yani eğer kullandığınız metal amfoter metalse okside amfoter oksittir. Kim onlar? İşte benim sana aldığım çorapları papuç zannetme. Farklı versiyonları var. Belki farklı şekilde siz de biliyorsunuzdur bunları. İşte al sana zincirli papuç B şeklinde berilyum, kalay, alüminyum, krom, kurşun ve çinko elementleri amfoter metaldir. Bunların oksitleri de amfoter oksit. Mesela berilyum,
oksit en çok kullanılan. İşte alüminyum oksit, çinko oksit. Bunlar amfoteroksittir. Amfoteroksitin şöyle bir özelliği var. Karşısına asit koyarsanız reaksiyona girer. Karşısına kuvvetli baz koyarsanız reaksiyona girer arkadaşlar. Yani hem asit hem bazlı genelleme olarak reaksiyona girer diyebiliriz. Bazik oksitler ise bunun dışında kalan metallerin oksijenle birleştiği. Mesela sodyum oksit, işte kalsiyum oksit gibi metal oksitleri bu amfoter metaller dışında kalanlara bazik oksit diyebiliriz. Peki metallerin elektronegatifliği düşük olduğundan genellikle hidroksitleri ve oksitleri bazik özellik gösterilmiş. Sodyum oksit bazik oksittir. Bazik oksit olduğu için arkadaşlar suyla tepkimeye girince bunlara bazik oksitlere baz anhidriti yani susuz baz deniyor. Suyla reaksiyona girdiği zaman baza dönüşüyor. Ametallerin elektronegatifliği yüksek olduğundan genellikle hidroksit oksitleri suyu çözer asitik oksit gösterir. Mesela karbondioksit bir asitik oksittir. Buna da asit anhidriti deniyor. Yani susuz asit suyla reaksiyona girdiği zaman mesela karbonik asite dönüşür. Mesela başka bir tane daha söyleyeyim ben size. Diazot pentaoksit suyla yine reaksiyona girdiği zaman ne oluyor? Nitrik asite dönüşüyor. Bu havada işte bu gazların azot oksitlerinin, kükürt oksitlerinin ve karbondioksit de keza bunların oksijenli zengin bileşiklerinin genelde hava kirletici olduğunu biliyoruz. Ve bu hava kirleticiler havada belli bir oran üzerine çıktığı zaman yağmurla birlikte yeryüzüne asit yağmur olarak ne yapıyor? İndiklerini de hatırlatmış olalım yani. Bu şekilde çevreye verdiği zarardan da bahsedelim. Evet, periyodik sistemde nasıl değişir asitik bazik özellik? Şöyle ben şuraya tablo şeklinde genelleme yapayım. Burada biraz daha ayrıntılı anlatmış. Şöyle periyodik çetrelimiz, temsilim. Bir periyotta sola bir grupta aşağı yukarı oksitlerin bazik özelliği artar. Yani en oksitlerin fazla olduğu 1A grubu aşağı doğru da artıyor. Şurayı yine kapattık arkadaşlar. 8A grubu. Bir periyotta sağ bir grupta yukarı doğru çıkınca oksitlerin asidik özelliği artar. Yani sola aşağı bazik özellik, sağa yukarı asidik özellik artıyor. Tabii ki oksitlerin asidik ve bazik özelliği diyoruz. Bir grupta yukarıdan aşağı inince elektronegatiflik azalır. Dolayısıyla element hidroksitlerinin ve oksitlerin asidik kuvveti azalır, bazlık kuvveti artar. Yani aşağı doğru bazlık kuvveti artıyor, asidik kuvveti yukarı doğru arttığını söylemiş. Örneğin 2A grubu elementlerin oksitlerin bazı kuvvetlerini incelemiş. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum ve baryumun incelediğimiz zaman bazı kuvveti grupta aşağı doğru. Metalik aktifliğin arttığı yönde artıyor aslında baktığımız zaman değil mi? Metalik aktifliğin arttığı yönde bazı kuvveti artıyor. Asidik kuvveti ters orantılı bunun. O yüzden yukarı doğru çıkıldıkça artıyor. Aşağı doğru asidik kuvveti oksitlerin azaldığını söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Bir periyotta soldan sağa doğru elektronegatiflik artar. Dolayısıyla element hidroksitlerin ve oksitlerin asitik özelliği artar, bazlık özelliği azalır. Çünkü bazlık sola doğru artıyor, sağa doğru azalır. Mesela 3. periyot elementlerin oksitlerin asitik kuvvetini soldan sağa incelemişler. Sodyum 1A, magnezyum 2A, alüminyum 3A, silisyum 4A, fosfor 5A, kükürt 6A ve klor 7A'yı incelemiş. Ve bunların oksitlerini almış. Bunların suyla tepkime soktuğu zaman, bakın baz, amfoter ve silisyum asidik, zayıf asit, kuvvetli asit, kuvvetli asit şeklinde ne yapmış? Bunların sulu çözeltini söylemiş arkadaşlar ve soldan sağa doğru gidince asitlik özelliğin arttığını bu da bir nedir? Göstergedir. Burada da göstermiş sola aşağı bazik özellik artar, oksitlerin sağa yukarı doğru da ne yapar? Oksitlerin asitlik özelliği artar. Bu şekilde güzel bir şekilde tabloda oluşturmuş arkadaşlar. Bu tabloda yine incelenebilir. Dikkat demiş bakalım neler var burada. Element oksitleri yani bileşikleri oksijenli bileşikleri suda hidroksit bileşikleri oluşturur. Mesela X2O H2O ile bu hidroksit X elementin elektronegatifinin asitik ve bazlı biri. Yani burada XOH oluşuyor ama bu oluşan XOH'ın hani hidroksitli bileşiyor şu anda. Biz oksitleri inceledik ama hidroksitli bileşikler de sonuçta asitik bazik özellik gösterebilir. Hidroksitli bileşiği gördüğümüz zaman bu kesinlikle bazdır diyemiyoruz arkadaşlar. Yani yapısında OH var. Ha, tamam bu bazdır. Genellemesi yanlış bir genellemedir. Bunu belirleyen faktör arkadaşlar nedir? Elektronegatifliktir. Eğer diyor ki X elementinin XOH bağındaki elektronları çekme kuvveti oksijenden zayıfsa
O zaman nedir? Oksijen daha çok elektron çeker ve OH olarak ayrılır. O zaman baz olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama eğer element X elementin X OH bağındaki, yani şu aradaki bağda elektronu çekme kuvveti oksijenden daha kuvvetliyse, bu sefer elektronegatif değeri büyükse, yani X OH bağı yerine buradan ne yapıyor? Hidrojeni serbest bırakıyor. Hidrojeni serbest bırakması da bunun asit olduğunu gösteriyor. Tabii hani biraz ekstra bilgilere girmiş ve özel durumlara girmiş. Arkadaşlar böyle bir, yani her OH gördüğümüz madde ne değildir? Baz değil. Tamam. Mesela şu NaOH bazdır. Çünkü oksijen sodyuma göre daha elektronik. Ama mesela C2H5OH'da arkadaşlar bu bir baz değildir. Bunlar alkoldür. Burada mesela hidrojeni verdiğini söyleyebiliriz rahat bir şekilde. Yani o yüzden zayıf bir asit özelliği gösterir. Alkoller genellemesi yapılabilir. Evet, model sorumuza bakalım. Bu bölümle alakalı. Şimdi diyor ki magnezyum, potasyum, kalsiyum elementin hidroksitlerini vermiş. Bunların bazlık kuvvetlerini kıyaslayalım. Şimdi elimizde kim var? Üçüncü periyottan 2A grubunda magnezyum var. Burada dördüncü periyot 1A grubundan potasyum var ve yine dördüncü periyot 2A'dan elimizde kalsiyum var. Bir kere oksitlerin ya da hidroksitin bazlık kuvveti sola aşağı doğru artacak. O yüzden daha solda olan 1A grubu. 1A grubu en yüksek oluyor. Yani potasyum hidroksit daha ne olacak? Yüksek olacak. Şimdi iki tane elimizde 2A var. Biri üçüncü periyotta, biri dördüncü periyotta. Dördüncü periyotta daha aşağı doğru daha da arttığını söylediğimiz için arkadaşlar kimin daha büyük olması lazım? Kalsiyum hidroksitin magnezyum hidroksitten daha yüksek bazlık değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta buradan arkadaşlar bazın kuvveti hakkında da yorum yapabilirsiniz. Mesela aynı şekilde arkadaşlar bu genelleme 1A grubunun hidroksitli bileşiklerin bazlık kuvveti 2A'dan daha yüksektir. Gibi aşağı doğru da bir grupta aşağı doğru da bazlık kuvveti artar genellemesini burada arkadaşlar öğrenmiş olduk. Evet, demiş ki 7A grubu elementlerin oluşturduğu hidrojenli bileşikler olan HCl, HCl, HCl asittir. Yani şimdi halojen asitleri farklı bir kavram, oksijen asitliği farklı bir kavram. Bizim periyodik cetvelde bir periyotta sağa doğru, bir grupta yukarı doğru çıkar genellemesi oksitlerin asitliğidir arkadaşlar. Oksitlerin asitliği artar. Şimdi bununla halojen asitliğini karıştırmayalım. Halojen asitliği, halojenlerin hidrojenli bileşiklerin halojen asitlerini. Bunlarda ise mesela HF, HCl, HBr ve HI şeklinde halojenler yukarıdan aşağı doğru flor, klor, bromiyot şeklinde iniyor. Burası 7A grubu. Şimdi burada ise arkadaşlar devreye çap giriyor. Aynı zamanda işte elektronegatiflik durumları giriyor. Ve doğal olarak burada hidrojeni suya verme gücü, yani iyonlaşma gücüne bakıyoruz. İyonlaşma gücünde arkadaşlar çapın büyük olması ve elektronegatifliğinin daha az olmasından dolayı burada H artının ayrılması daha kolay oluyor. Yani iyonlaşma yüzdesi daha yüksek oluyor. O yüzden bu halojen asitlerinde kuvvet sıralaması H'ı büyüktür. HBr büyüktür eşit derişimle alındığı zaman. HCl büyüktür. HF sıralamasını ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Hatta bu 4 tane asitten HV kendisi direkt zayıf asittir. Diğer 3 ise kuvvetli asit olduğunu şimdiden söyleyelim. Grupta aşağı doğru ilçe atom yarıçapı artından ametal ile hidrojen arasındaki kovalent bağın gücü azalır ve H'ı suda daha çok yoğunlaşır. Bu nedenle asitlik kuvveti HV küçüktür. HCl küçüktür. HBr, HI şeklinde ne yapmış? Genellemeyi yazmış arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Evet, şöyle bir sorumuz var. Periyodik tabloda yerleri verilen X, Y, Z, T element atomlarla ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi X'in oksidi baziktir. Evet, yani burası metal arkadaşlar. 2A grubu bizim toprak alkali metallerimiz. O yüzden nedir? Metal olduğu için kendisi hatta kimdir? Kalsiyumdur. Kalsiyumun oksidi, yani CaO'dan bahsediyor. Kalsiyum oksit sönmemiş kireç baziktir arkadaşlar. T2O7 birleşiğinden bahsediyor. Evet, bu bir kendisi gördüğünüz gibi 7A grubu bir ametal. Bromun, yani Br2 kastettiği Br2O7 sonuçta ametal oksidi, oksijen zengin asitik oksittir, doğru. HT asittir, evet, yani halojen asitlerinden bahsediyoruz. HBr'yi kastediyor, doğru asittir. X ve Y metaldir diyor.
Evet, 2A grubu, burası da B grupları. B grupların tamamı metaldir, sıkıntı yok. Elektron ilgisi en büyük olan X'tir. Elektron ilgisi arkadaşlar ametallerde daha yüksektir. Gördüğünüz gibi burada Z ve T vardır. Yani Z ve T'nin olduğu, ametallerin olduğu bir yerde X'in daha büyük olduğunu söylememiz yanlış olur arkadaşlar. Tabii ki hani burada elektron ilgisi en yüksek olan hani şöyle bir şey var tabii ki sağ yukarı diyoruz ama daha sağda olan T mi Z mi sorusunun cevabı Z'dir arkadaşlar. Kendisi çünkü oksijendir. Oksijen yani işte klordan da bromdan da iyottan da daha yüksektir arkadaşlar. Böyle bir durumda var. Yani biz genelleme tabii en yüksek flor diyoruz ama oksijende böyle bir özelliği var. Onu nereden anlayabilirsiniz? Oksijen çünkü bileşiklerinde arkadaşlar sadece florla birleştiğinde artı değerli kalır. Onun dışında hep eksi değerli kalır. Eksi değerli kalması bir maddenin elektronegatifliğinin yüksek olduğunu gösterir arkadaşlar. Çünkü bağ elektronlarını kendine daha çok çektiğini söyleyebiliriz. Berilyum ve magnezyum atomlarıyla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakalım ne hangileri doğruymuş. Bunlar arkadaşlar 2A grubu elementleri. Bu ikinci periyot 2A grubu elementi. Bu da üçüncü periyot 2A grubu elementi. Ve şöyle yani 2A grubu olsun. Şurası bu berilyum, bu da magnezyum olsun. Alt alta duruyorlar. Berilyum oksidi magnezyum oksidinden daha baziktir. Hayır, magnezyum çünkü baziklik biliyorsunuz sola. Aynı grupta aşağı, aynı grupta olduğu için aşağı doğru gidecek artış yönü. O yüzden magnezyum daha fazla olması lazım. Magnezyum oksidin daha bazik. O yüzden yanlış bir ifade. Berilyum metalin metalik aktifliği, şey magnezyum metalin metalik aktifliği, berilyum metalin metalik aktifliğinden fazladır. Evet doğrudur. Metalik aktiflikte çap arttıkça artar. Berilyum metalin iyonlaşma enerjisi magnezyum metalinden daha fazladır. Çap küçüldükçe elektronu koparmak zorlaşır. O yüzden daha yukarıda olan berilyumun iyonlaşma enerjisi daha yüksektir, fazladır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Evet, bir sorumuz daha var. Hemen ona da bakalım. Sonra bir arkadaşlar öğrendiklerimizi akılda tutmak için bir yöntem söyleyeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. İşte flor, brom atomları verildiğine göre demiş hangileri doğrudur diye soruyor. Bakalım hangileri doğru. Bu ikisi de 7A grubunda biliyorsunuz. Yani 7A grubunda şu flor, arada bir klor var, bir de brom şekli var. Halojen asitlerinde asitlik kuvveti aşağı doğru arttığı için o yüzden HF asidi HBr arasında kuvvetli değildir. Tam tersi HBr kuvvet olarak HF'den daha fazladır. HF zayıf asit, HBr kuvvetli asittir mesela. Yarı çapları arasında ise çap bir grupta aşağı doğru inildikçe yörünge sayısı, katman sayısı arttığı için artar. O yüzden brom flordan büyüktür. Doğru. Elektronegatifliği zaten periyodik cetvenin en yüksek olan elementi flordur. Flor büyüktür. Brom. Birinci iyonlaşma enerjisi çapla alakalı. Çapı küçük olan atomdan elektron koparmak zordur. O yüzden florun birinci iyonlaşma enerjisi bromdan yüksektir. Cevabımız o yüzden arkadaşlar değişikliği olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bütün bu gördüklerimizi arkadaşlar bir özetleyecek size nedir? Tekerleme gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şuraya yazalım, başlayalım. Şöyle baş harflerini oluşturmuş bir sıra. Nedir? Emachiba. Tamam. Nedir E? E elektron ilgisi. Ya da elektronegatiflik diye düşünebilirsiniz. Bunlar farklı şeyler ama artış yönlerinden bahsedeceğim. Şöyle M metalik özellik ya da metalik aktiflik. A ametalik aktiflik ya da ametalik özellik. C atom çapı. I iyonlaşma enerjisi. B oksitlerin bazik özelliği. A da oksitlerin asidik özelliği. En son gördüğümüz kısım. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvelde soldan sağa doğru gideceğiz. Şöyle renklendirelim daha görseli güzel olsun. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe nasıl değişecek? Periyodik cetvelde yukarıdan aşağı inildikçe nasıl değişecek? Yukarıdan aşağı inildikçe soldan sağa doğru gidildikçe değişime bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yaptığım zaman artar anlamına gelsin. Yani yukarı bakan ok, aşağı bakan ok da azalır anlamına gelsin. Ve ilk gelen ok arkadaşlar yukarı. Sonra ters gelişiyor. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Ne demek istedik biliyor musunuz? Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe, soldan sağa,
elektron ilgisi, elektronegatiflik genellikle artıyor. Metalik öz aktiflik azalıyor. Ametalik aktiflik artıyor. Çap azalıyor. İyonlaşma enerjisi artıyor. Bazik özellik azalıyor. Asitik özellik artıyor. Bunun anlamı bu. Şimdi aşağı yazacaklarım da yukarıdan aşağı değişimler. Bunlar da bunun tersi. Azalır, artar, azalır, artar, azalır, artar, azalır. Bunlar da bunun tersi. Bakın ne yaptık? Bir arkadaşlar sistematikle söyledik bunları. O yüzden akıldan tutmak yok. Özel durumları mutlaka ama not almamız lazım. Şuraya şöyle bir yıldız koyalım. Diyelim ki ilk yıldızımız elektron ilgisi olarak klor flordan büyüktür. Elektro negatiflik olarak flor büyüktür klor. Bu istisnayı unutma. Bir istisnamız daha vardı. O da iyonlaşma enerjisinde. Hemen onu da hatırlatalım. Şöyle şuna iki yıldız koyalım. Şuraya açıklayalım. İyonlaşma enerjisinde. Diyelim ki 3 aşağı 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutma. Periyot boyunca hatırlayalım bunu. Neydi? İşte 8A büyüktür, 7A büyüktür. Normalde 6 gelmesi lazım. Özel durum küresel simetri. 5A, 6A, 4A, 2A, 3A ve 1A şeklinde ne yapıyor? Giderek azalıyor. Şuradaki sıkıntı ve şuradaki sıkıntıyı unutmuyoruz. Nedeni küresel simetridir. Akılda arkadaşlar bu şekilde daha kolay kalacağını düşünüyorum. O yüzden böyle bir tekerlemeyle ne yaptık? Noktalıyoruz. M-açıbayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve periyodik cetvelde değişen özellikler bu şekilde bitti. Bundan sonraki bölümde grupların ve periyotların özelliklerinden bahsedeceğiz. Blok blok inceleyeceğiz. Grup grup bahsedeceğiz. Ve son bölümde de yükseltgen ve basamayla modern atom teorisine, daha doğrusu bu üniteyi arkadaşlar ne yapacağız? Sonlanacağız. Periyodik cetveli de bitirerek ünite bitecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum.